Merhaba sevgili izleyiciler, bu videoda Mahmut Akpınar hocanın yakın zamanda yazdığı ve Patreon'da paylaştığı bir yazı üzerine konuşmak istiyorum. Yazı anladığım kadarıyla en azından ben bu yayını yaparken sadece Patreon destekçilerinin okuyabileceği şekilde paylaşılmıştı. Yani öyle kamuya açık bulamayabilirsiniz. Yayını kaydettikten sonra kendisine soracağım belki... Açık bir halde de paylaşabiliriz diye. Ama bu minfalde Patreon üzerinden bu tarz e, vicdan sahibi, bağımsız kişileri desteklemek önemli diye düşünüyorum. Onu söylemekte fayda görüyorum. Yarın öbür gün bu tarz seslerin ne kadar çok o, 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 olmasının neden önemli olduğuna dair şeyleri yaşayacağız gibi hissediyorum. Yani işte daha çok Mahmut Akpınarlar olsun, bağımsız konuşan, bağımsız düşünen toplumsal destekle bir şeyler üretme çabasında olan insanların varlığının önemi gitgide daha artacak diye düşünüyorum. O minvalde bir dolarla bile olsa Mahmut Akpınar Hoca'nın patron sayfasına destek olup yazıyı oradan okuyabilirsiniz. Yoksa belki zaten benim paylaşmama izin verirse eğer linki aşağı koymuş olurum. Şimdi yazı benim şu günlerde ele aldığım çeşitli konuların çok benzeyen bir tarafı var. İşte özellikle Batı dünyasında ışık evleri konseptini yeniden ele alma ihtiyacından bahsediyor. Biz de buna benzer konuları sizinle konuşmuştuk bayağıdır. Sizinle diyorum çünkü hep beraber konuşuyoruz diye hissediyorum. Sizin söylediklerinizi de okuyorum. Şimdi ben yazıyı komple okuma ihtiyacı hissetmiyorum. Yani ışık evleri meselesi, ışık evlerin hizmet hareketinin temelindeki misyonu yani onun kuruluşunda ki temel insanlara katkısı, bireysel olarak yazarın kendisine katkısı ve benzeri şeylerin haricinde, yani yani hizmet aktivizminin felsefesinin e, ortaya çıkışındaki katkıları üzerine konuşuyor. Hatta Fetullah Gülen Efendi'nin çeşitli yazılarından da alıntılar yapıyor. Ve ama özellikle Batı dünyasında bu ihtiyacın, e, bu ışık evler konseptinin özellikle Batı'da yeniden ele alınması ihtiyacından bahsediyor. Ve sonunda bazı soruları yeniden ele almak lazım diye soruyor. Ben o soruları direkt biraz üzerine değinip belki başka sorularla açıp bu videoyu bu şekilde sonlandırmayı düşünüyorum. Bir başka videoda Mahmut Akpınar bu sorulara kendi cevaplarını yaptığı zaman belki onlara ayrıten konuşuruz veya kendisiyle konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi Öncelikle Şöyle bir soruyla başlıyor. Yani ben çeşitli notları oralarda nasıl ele alacağımı. Mesela diyor ki bu evlerde, batıdaki ışık evleri konseptinde hangi dil konuşulacak? Fransa'da, İngiltere'de hala Türkçe birinci dil olmaya devam edecek mi? Bu önemli bir konu. Neden? Çünkü Türkçenin birinci dil olması çok sorun değil ama biricik dil olması çok büyük problem. Neden? Çünkü aslında hizmet hareketinin dünyaya açılan ayağının... Dünyaya açılan tarafını ihmal eden bir tarafı var. İşte sadece Türkçe konuşulduğu zaman, sadece Türkçe konuşulabilen insanların dahil olmasının getirdiği bir daralma var. Yani o kadar bir sosyal sermaye var, ama onu içine alamıyorsun. Dahası bu bence hani mesela yönetişim mekanizmalarına Türkçe dilinin ...hakim olması meselesinin de daralttığı bir şey var. O da bununla bağlı konuşulabilir ama sadece ışık evleri bağlamı içerisinde... ...gerçekten çok dilli bir yer olamaz mı İngiltere'de mesela? Özellikle gençler bu konularda çok açıklar. Yani eskisi gibi değil bir dil öğrenmek. Ee, özellikle sadece Türkçe bilen insanların zorlandığı bir şey ama... ...Kürtçe, Türkçe, Lazca, Türkçe, Arapça, Türkçe bilen insanlar... ...üçüncü bir dili daha kolay da görüyorlar. Bu manada o zenginlik öyle e, çok kolay dışlanabilecek bir mesele değil... Bence önemli bir soru. Yani hangi dil konuşulacak, hangi diller konuşulabilecek veya daha çok dilin konuşulması e, teşvik edilecek mi? Yani özellikle dünyada pek çok dilin artık daha görünür olduğu bir yerde, pek çok dil arasındaki tercümelerin teknolojik olarak kolaylıkla mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Mesela diğer yerli Müslüman unsurların bu evlerde kalması ve rehberliklerinin yanılması mümkün olacak mı? Mesela bu çok ilginç. Batı'da çok ilginç. Biz de bu mevzudan biraz bahsettik. Özellikle e, yani birkaç videoda mesela İngiltere'de veya Almanya'da değişik yerlerde hizmet hareketinin temel motivasyonunun oradaki Türk unsurlarının Türkiye merkezli Türkiye menşeli unsurların çocuklarına sahip çıkmak. Diğer Müslüman toplulukları ihmal eden bir taraf olduğunu. Yani Cezayir'e okul açıyorsun ama ne bileyim Belçika'da Cezayirlilere hizmet götürme konusunda aynı şeyi yapmıyorsun. Çünkü orada da bir sürü Cezayirli var ve görüyorsun bir sürü problem atıyor. Bu, bu, da öyle. Yani gerçekten ışık evler konsepti diğer e, milletlerin çocuklarına açılamaz mı? E, bu Burada din merkezli bir e, tartışma. Belki Müslüman çocuklarını kastediyorsunuz. İngiltere'de, Pakistan, Hindistan menşeli Müslümanların çocukları için de konuşulabilir. Önemli bir soru. Belki bir sonraki aşamasında bir sonraki soruda da diyor gayrimüslimlerin yoğun olduğu ülkelerde mesela nasıl bir rehberlik anlayışı olacak ki batı ülkelerin çoğunda gayrimüslimler yoğun veya ateistler agnostikler yoğun. Hani öyle herhangi bir şeyde şey de tek başına bütün yoğunluğu kaplamış değil. bu insanlarla nasıl bir rehberlik anlayışı olacak yani hangi ortak noktada buluşabiliriz? Gerçi bunların çoğusu mümkün ama tartışılması gereken meseleler. Yani ee, insanların aklında ahlaklı olmak demek, dindar olmak demek gibi bir şey vardı 20 yıl evvel. Belki bu biraz da AK Parti'nin şeyle kırılmış olabilir ama ahlaklı olmak demek illa dindar olmak demek değil. Yani insanlar dindar olmadan da ahlaklı olabiliyor. Dindar oldukları zaman ahlaksız da olabiliyorlar. Hani dindar ve ahlaksız da olabiliyorlar. Bunu artık öğrenmiş olduk ama gerçekten işte bu çevreyle komşularla ilişkileri nasıl olacak? Yani mesela Türkiye menşeli bir, Türkiye'deki klasik bir ışık evinin işte Batı'da, İngiltere'de yeniden var olmaya, yeniden kendini tanımlamaya çalıştığını düşünün. Neler farklı olacak? Komşuları farklı, ilişkileri farklı. Bir sonraki soru zaten yine içerikle ilgili mesela diyor ki bu tür evlerde hangi tür eserler okunacak? Mesela Pırlanta, Risale-i Nurlar bu dillere tercüme edilip sadeleştirilecek mi? Nasıl olacak? Bu da ilginç bir soru. Bir diğer soru da gerçekten pırlantalar ve Risale-i Nurlar yeterli olacak mı? Yani dünyada konuşulan bir sürü yeni problem, yeni mesele var. Bir ışık evinde yetişen bir insanın yetişmiş kabul edilmesi için mesela eskiden bu kaynaklar haricinde de bazı kaynaklar okunuyordu. İlmihal hal okunuyordu, şu oluyordu, bu oluyordu filan. ...mesela yeni problemleri de içeren başka hangi kaynaklar buraya eklenebilir? Bir de bu kaynaklardan kasıt kitap meselesinin de belki elden geçilmesi lazım. Artık belgeseller, işte bilimsel makalelerden tutun değişik şeylere kadar. Hani eskiden 90'lı yıllarda e, diyelim ki Samsun'da bir ışık evinde kalan birisinin ulaşamayacağı çeşitli materyallere... ...bugün herkes her yerde cep telefonundan ulaşabiliyor. Bunlar da hesaba katıp belki hangi tür eserler okunacak sorusuna cevap verebilmek lazım yani. bir de yani şeyde yok ama mesela yani soruların içerisinde var belki sonrasında ele alırım ama mesela diyor ki eskiden kalma itaat et kultur yaklaşımı buralarda sürdürmek mümkün ve gerekli değil. Yani abilik, ablalık kavramı ve usulleri demokratik dünya değişmeli mi? Nasıl değişmeli? Gerçekten bu da ele alınması gereken bir mesele. Gerçekten o kadar yoğun bir abilik kavramına ihtiyaç var mı? Veya abilik meselesi biraz daha mentor çerçevesinde ele alınamaz mı? Öyle düşünülemez mi? Yani sana kendi yolunda, yolculuğunda hakkı hakikati bulma konusunda yardımcı olmaya çalışan bir supervisor, bir mentor gibi daha demokratik, daha eşit, daha şey bir noktada eline alınamaz mı? Gerçekten çok yoğun bir itaat kavramına eskisi kadar ihtiyaç var mı? Bunlar da ele alınmalı mutlaka. Ee, yine diyor ki mesela ışık evlere esnaf katkısını buralarda nasıl formüle edeceğiz? Mesela Avrupa'da bir evin Pakistan'da Hindistan'da Afrikalı mütevellileri olabilecek mi? Neden olmasın ama bunu nasıl dahil edeceksiniz sisteme? Çünkü o mütevelliler bir yerde konuşulacak. Peki bunlar Türkçe bilmiyorsa Türkçe bilmeyen insanın mütevelliye giremediği bir ortam var. Çünkü mütevelliği yapan kişi zaten Türkçeden başka bir dilde sohbet edemiyor. Yani adam önce Türkçe öğrenecek de sonra dahil olacak. Yani bu işte hizmetin ışık evler kavramının da dışına çıkan bir probleme de işaret ediyor. Bu da güzel bir soru. Yani bu aç, açılım meselesi. Oysa aslında buralarda 20 30 yıldır yetişen şu an 40'ına dayanmış insanlar da var. Bunlar bu iş bu sorunların çoğunu çözebilirler ama bu gençlere de aslında fırsat vermek gerekiyor anlamına geliyor. Yani ya iyice yaşlanmadan evvel Işık evlere esnaf katkısını konuştuk. Sonra diyor mesela eskiden sigara içenler, namaz kılmayanlar tolere edilir ve zaman içinde değişmesi, olgunlaşması beklenirdi. Yeni dünyada evlerde neyi ne kadar tolere edeceğiz? Güzel bir soru. Herhalde muhtemelen işte Yeni pek çok problemin var olduğunu da Göze alıp ona göre işte bir, bir yeni bir ben bu tolere kelimesini şey yapmıyorum da Yazar öyle gördüğü için belki. Yani yeni bir sürü mesele var ve insanlar her meseleyi Anında dakikasında çözemeyebiliyorlar. Dolayısıyla zaman alabiliyor filan derken insan şey hissedebiliyor yani işte bir sigara meselesi zaman alabiliyor diyelim. Aynı onun gibi zaman alan kendi kendini bulması gereken mevzular var. O konularda sabır ve tolerans kavramları özellikle yeni kimlik arayışlarında Avrupa'da azınlık kimlikleri arayışında eğer öyle formüle edilecekse yani mesela Türk, Müslüman Türk azınlık olmanın getirdiği bu arayış meselesinde o gençlere gerçekten o, 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 o yollardan geçmemiş insanların da yardım etmediğini düşünürsek yani başlarındaki kişilerin de aynı ortamlarda büyümüş, aynı sıkıntıları yaşamış insanlar olmadığını düşünürsek ki çoğu böyle e, bu tolerasyon meselesi ne kadar şey olacak? Sonra diyor ki evlerde gayrimüslimler kalabilmeli mi? Kalanmalı mı? Kalacaklarsa kriterler ne olmalı? Bir Hristiyan kalırsa onun din ve inanç özgürlüğü nasıl anlaşılmalı? Gerçekten ilginç bir soru. Çünkü neden olmasın? Nihayetinde temel ahlaki değerler Çerçevesinde kimsenin kimsesine zarar vermediği bir şey içerisinde insanlar zaten üniversitede, yurtlarda, değişik yerlerde bu şartlarda kalıyorlar. Ama aynı kaygıları taşıyan birisiyle kalmak, bir, bir Hristiyanla kalmak mesela bir insanı zenginleştiren bir tarafı da olabilir. Yani bu, bunlar da konuşmalı yani inan, inanç özgürlüğü meselelerde. Bir, bir, sonraki soru çok önemli. dijital çağda dijital cihazların telefon ve benzeri şeylerin kullanımında sınırlar ne olacak diye soruyor Mahmut Hoca. Olumsuzluklarını özgürlüklere de saygı çerçevesinde nasıl çözeceğiz? Bence bunu biraz da daha değişikte de formüle edilebilirdi. Yani Mahmut Hoca jenerasyonu açısından ee, belki veya işte 35 yaş üstü insanlar açısından dijital cihazlar sanki sınırlandırılması, evlerde sınırlandırılması gereken bir meseleler gibi gözüküyor ama aslında biraz tartışırsanız mesela 30 yıl, 20 yıl evvel, 10 yıl evvel ışık evlerde konuşulan, tartışılan, problem gözüken şeylerle kıyasladığınız zaman pek çok meselenin zaman içerisinde problem olmaktan çıktığını görüyorsunuz. Bu manada belki dijital cihazların kullanımına sınırlar getirmekten ziyade dijital cihazların yani bu soruya biraz katkıda bulunmuş oluyorum. Dijital cihazlarının hizmet hareketinin yeni versiyonunda, ışık evler misyonunda e, yani temel şeylere nasıl dahil edilebileceği konuşulmalı. Çünkü ben katıldığım yerlerde çoğu zaman insanların zaten takip edecekleri şeyleri dijital cihazlardan takip ettiğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünen Yani eskiden işte külliyat okumak isteyen birisi için bir külliyat satın alma, o teşrik kitap satın alma şu bu gibi sorunlar vardı. Şimdi bunları çözen bir tarafı var bu küçümsenmemeli. Neyse yani özetle telefon ve benzeri şeylerin kullanımı nasıl olacak veya teknolojinin genel olarak e, yani ışık evleri bu manada işte çocukları şöyle bir zaman kapsülüne koyalım ve onları koruyalım mantığının tevarüs ettiği bir şey mi olacak yoksa Çocuklar kendi gelecekleri olan dünyanın problemlerini çözmek için nelere ihtiyacı varsa ışık evleri de bunlarla donansın ve bunları çözmeye çalışsın. Onları orada enable edelim. Onlar onları yapabilecek şeyleri, şeyleri yapmaları için destek olalım şeklinde bir şey mi olacak? Yani onları bir konsept bir ev ortamında daha işte finansal olarak, maddi olarak, manevi olarak, işte diyelim mentorluk olarak destekleyip kendi potansiyellerini sonuna kadar kullanmaları için bir fırsat verme yerleri mi? Yoksa işte üniversiteye gitti bozulmasın, bir yerde kapatalım, internetinde biraz sınırlayalım, işte şöyle yapalım, böyle yapalım şeklinde bir mantığın tezahürü mü olacak? Onu bile konuşulması gerekir. Sonra diyor ki demokratik dünyada temel değerlerimizi ve ilkelerimizi, anlayışımızı nefret ettirmeden, zorlamadan hangi yöntemlerle nasıl vereceğiz? Bu biraz daha irşad ekseni kitabının e, yeniden okunması ihtiyacına işaret eden bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Sonra diyor ki hiyerarşik hareket etme alışkanlıklarımızdan ağrınıp çoğulcu, katılımcı, eleştiriciler düşünceye imkan tanıyan gençlerin endişelerini, taleplerini de dikkate alan ev ortamları oluşturabilecek miyiz? Veya ben soruyu şöyle çevireyim. Gençlerin taleplerini, endişelerini, kaygılarını merkeze alan onları destekleme yani kendini onun ikinci konumunda gören bir şey yeniden kurulabilecek mi? Çünkü eskiden bir dönem öyleydi Mahmut Hoca üniversitedeki muhtemelen. Yani onlar işte aksiyon gösteriyordular. Ne ihtiyaçları varsa çevrelerinde o işte maddi manevi o desteği buluyordular. Onun yerine şimdi işte biz Desi, yani gençleri de dikkate alalım gibi yani yine merkezde yaşlıları koyan bir meseleyle ışık evleri vizyonu çözülebilir mi? Bunlar da konuşulması gereken şeyler. Mahmut Hoca bu soruları bence gündeme getirerek çok güzel bir e, ön makaleye imza atmış oldu. Bir sonraki makalede de aslında şey e, ele alacağını söylüyor. Yani e, bazı çözümler ve Batı ile ilgili Batı'da ışık evlerinin yeniden tasavvuru üzerine bazı şeyler söyleyeceğini düşünüyor. Siz de belki bu Videonun yorum kısmına yorumlarınızla katkıda bulunursanız başka konuşulması tartışılması gereken şeyler nedir onları yazarsanız veya burada dile getirilen çeşitli spesifik soruları tek tek ele alıp hatta ben numaralandırmaya çalışayım. 5 numaralı soru için şunu düşünüyorum bunu düşünüyorum diyecek olursanız umarım hem ben okurum hem Mahmut Hoca okur ve o yazıya da bir katkısı olur. Ve bu şekilde bu, bu kavramın bu mevzunun yeniden ele alınmış olduğunu görürüz ve hepimizin bir katkısı olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hem Mahmut Hoca'ya destek olmayı unutmayın hem de Videon TR'nin yayınlarına destek olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere iyi günler.